Evet arkadaşlar, şimdi Yozgat Halk Eğitim Merkezi Ebru kursundayız. Yanımızda usta öğretmenimiz Memduha Biçer var. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Günaydın arkadaşlar. Ben Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nden Merdiha Biçer. Ebru kursu vermekteyim. Evet. Peki Ebru kursumuza gelmek isteyen bir kişi nasıl başvurabilir? Yozgat Halk Eğitim Merkezi'ne gelerek müracaatta bulunan formları doldurarak müracaat edebilirler. Sonra onlar internet sistemine düşüyor, bize ulaşıyorlar. Biz de onlara tekrar telefonla dönüş yapıyoruz. Peki, Ebru'nun nasıl hazırlandığı, malzemeler nasıl hazırlandı? Bize anlatabilir misin? Neler kullanacağız? 5 litre kireçsiz su, 10 gram da kitre. Bu kadar. Peki. Bunu buna dökeceğiz. Nasıl hazırlandığını hemen size gösteriyorum. Kitremizi suyun içine boşaltarak Peki hocam ne kadar suya ne kadar kitre gider? hocam 5 litre suya 10 gram Peki kitreyi nereden elde ediyorsunuz? Nereden alıyorsunuz? kitre. Salat merkezlerinden. Kitreyi nereden elde ediyorsunuz? Daha çok internet üzerinde bu sanat malzemeleri satılan sitelerden getirtiyorum. Peki. Kitremiz kullanıma hazırlandı. Şimdi tamamen kitrenin hepsini arkadaşlar. Boyalarımız toprak boyadır. Toprak boyamızdan bir ölçü alıyoruz. Boya katıyoruz. Boya kattıktan sonra bir ölçü, 5 ölçü su koyuyoruz. Suyla karışmasını sağlıyoruz. Ödümüzde sığır ödü. Bundan da 10 damla damlatıyoruz. 9-10 damla. Sonra boyayla karışması için karıştırıyoruz. Tamamen süt görünümünü elde etmemiz gerekiyor. Fırçalarımızda gül dalı, atkılı fırçalar. Fırçayı boyayla karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kullanıma hazırdır. Teknemize atmaya başlıyoruz. Bu şekilde açıldığını gördüğümüzde boyamız kullanıma hazırdır. Çok basit bir lale çalışması yapacağız. Önce zemin boyamızı atıyoruz. Zeminimizin tamamen dolması gerekiyor ki boyalarımız sıkı sıkı ve güzel görünsün. Sonra yaprak içine geçiyoruz. Bir tane para büyüklüğünde yeşil elde edeceğiz. Aralarında birer santimlik boşluk kalacak. Yaprak çalışacağımız için üst kattaki boyamız alt kattakinden bir miktar büyük olmak zorunda. Sonra tam orta merkezden 1 santim boyamızı çıkartıyoruz. Yapraklarımızın nüansını veriyoruz. Kırmızısına geçtik.